Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Nisan 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş 19 Nisan'a kadar Koç burcunda parlıyor olacak. Güneşle beraber Venüs Koç burcunda ve sizin gezegeniniz Merkür 3 Nisan itibariyle Koç burcuna geçecek. Ayın özellikle ilk yarısı daha enerjik, daha hareketli ve daha dışa dönük enerjiler altındayız. Siz de kendinizi daha girişken, daha cesur, daha hevesli ve biraz da sabırsız hissedebilirsiniz. Merkür 19 Nisan'a kadar Koç burcunda çok daha sabırsız ve hızlı olacağınızı gösteriyor. Ve bu tabii ki hedeflerinize daha güçlü bir şekilde istekle sarılabileceğinizi, enerjinizi özellikle yeni deneyimler alanında daha cesurca kullanabileceğinizin de göstergesi. Fiziksel anlamda da enerjiniz güçlü bu süreçte. Çünkü Mars sizin burcunuzda. Mars 23 Nisan'a kadar İkizler burcunda. Enerjiksiniz, hareketlisiniz. Bazen bu enerjiyi kontrol etmekte zorlanıyorsunuz. O yüzden özellikle çok fevri, dürtüsel davranabilirsiniz. Biraz kazalara, sakarlıklara yatkın olabilirsiniz. Dikkat edin lütfen. Cesaret gerektiren konularda, özgüven gerektiren konularda çok güçlü bir dönemdesiniz. 12 Nisan'da Koç burcunun 22 derecesine yeni ay doğacak. Her yeni ay tabii ki yeni olasılıkları da gündemimize taşıyor. Sizin için keyifli bir yeni ay, önemli bir yeni ay. Mars'ın da sizin adınıza desteklediği bir yeni ay bu. Bu yeni ay uzak hedeflerinize, beklentilerinize, projelerinize ışık tutuyor aslında. Ve bu yeni ay size yeni kapılar açabilir. Yeni girişimler içerisinde bulunabilirsiniz. Cesaretle yeni adımlar atabilirsiniz. Bunlar herhangi bir ekip çalışması da olabilir. Bir arkadaşlarla birlikte yapacağınız bir organizasyon da olabilir. Ya da özel ilişkilerinizde yine sosyal ilişkilerinizde vereceğiniz önemli kararlar olabilir. Yeni tanışmaların hayatınıza girebileceği bir dönem veya sizin yeni çevrelere girebileceğiniz hızlı bir dönemdesiniz aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı oranda etkilenmiyor. 22 derecedeki bu yeni ay kişisel haritalarınızda Güneş burcunuz, yükselen burcunuz ve kişisel gezegenleriniz özellikle 22 derece ve yakınlarındaysa daha fazla etkileyecektir sizi. Öncü burçlarda gezegenleriniz belirgin bir şekilde varsa, yani Koç burcu, Terazi burcu, Yengeç burcu, Oğlak burcu gibi, o zaman tesirler biraz daha güçlü olabilir, değiştirici olabilir. Bu yeni ay ateş elementinde ve burcunuzdaki Mars'la da güçlü anlamda bir etkisi var. Sizin için çok teşvik edici bir yeni ay aslında. Yani planlarınızı, programlarınızı hayata geçirecek cesareti size veriyor. Gereken belki destekleri size veriyor ve kapıları da açabilecek ve ihtiyaç duyduğunuz bağlantılarla ya da kişilerle sizi karşılaştırabilecek önemli bir yeni ay döngüsü. Ayın 14'ü itibariyle Venüs Koç'tan ayrılıp Boğa burcuna geçecek ve 19 Nisan'da gezegeniniz Merkür'le beraber Güneş de artık Boğa burcuna geçiyor. 12. evinize geçecek. Ve bu dönem biraz daha içe döndüğünüz, biraz daha belki sakinleşmek istediğiniz bir süreci işaret ediyor. Evet, ayın ilk iki haftası çok hızlısınız, çok hareketlisiniz. Yeni girişimler için sizi gökyüzü destekliyor. Ama 19 Nisan'dan itibaren artık biraz sakinleşmek, biraz böyle dinlenmek isteyeceğiz. Yalnız yapacağınız işlere de odaklanabilirsiniz. Belki böyle bir tatil, bir seyahat gündemde olabilir. Hazırlıklar dönemi aslında. Ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü kendinizle ilgilenmek, şifalanmak için de bu dönem güçlü tesirler getiriyor. Manevi yanınız da güçleniyor aslında. Yani kendinizin iç huzurunuzu önemseyeceksiniz. Bir şekilde maddi manevi güvence arayacaksınız yaşamda. Bu yüzden daha manevi, daha duygusal konulara da yakın çevre ilişkilerinize de odaklanabilirsiniz. Mars ayın 23'ünde Yengeç burcuna geçecek. 23 Nisan'dan itibaren parasal konulardaki mücadeleler öne çıkıyor. Biraz harcamalar artabilir. Masraflar da olabilir. Bunlar daha çok yine evle ilgili konular, belki aileyle ilgili konuları da kapsıyor olabilir. 26 Nisan'da
7 derece Akrep burcunda dolunay meydana gelecek. Her dolunay bir tamamlanma dönemi, bir dönüşüm dönemi. Ve bu dolunay sevgili ikizler sizin 6. evinizde meydana geliyor. Dolunay döneminde özellikle iş hayatınızla ilgili, günlük hayatınızın detayları ile ilgili bazı önemli dönüşümler olabilir. Mesleki konularda kararsız kaldığınız bir mevzu varsa hani bunu bir sonuçlandırabilirsiniz. Ya da bir başarı olabilir, bir elde ediş söz konusu olabilir. Günlük hayatınızın detaylarını gözden geçirebileceğiniz, yeni düzenlemeler yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Lütfen yine kişisel haritalarınıza bakınız. 7 derecede olduğu için güneş burcunuz, yükseleniniz ve gezegenleriniz 7 derece ve yakınlarındaysa ve sabit burçlarda özellikle yerleşmişse bu dolunay sizi bireysel olarak daha fazla etkileyebilir. İş ve mesleki konularla beraber sağlık konularında da gelişmeler var. Akrep aslında dönüşüm burcu. Akreple beraber beslenme düzeninizle ilgili belki önemli dönüşümler söz konusu olabilir. Bir sağlık sorununuzu keşfedebilir. Bunun şifası için tedavilere başlayabilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Bununla ilgili bir arınma, bir detoks programı uygulayabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, hatta evcil hayvanlarınız. Bunlarla ilgili alanlarda da bazı önemli kararlar vermeniz ve onlarla ilgili dönüşümler yaşamanız ayın son günlerinde dolunay tesiriyle mümkün görünüyor sevgili ikizler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.